Merhaba, ben Doktor Mehmet Okçu. Kırşehir Ahyevran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda çalışmaktayım. Bugün 1 Ekim Yaşlılar Günü nedeniyle beraberiz. Yaşlılarda fiziksel aktivitenin önemi ve düşme problemleri üzerine konuşacağız. Yaşlılarda düşme riski neden artmıştır? Birincisi denge problemi yapan ve kas iskelet sistemi sıkıntıları yapan bazı hastalıklar, kalp hastalıkları, yürüme güçlükleri, görme ve duymada azalma gibi problemler yaşlılarda daha sık gözlenir. Bazı nörolojik hastalıklar da bunlardan biri olarak sayılabilir. Bunlar daha fazla olduğu için düşme riski daha fazladır. Düşme sonrası kırık riski de normal popülasyona göre daha artmıştır. Kemik erimesi yaşlılarda çok sık gözleriz kemik erimesini. Ayrıca diğer ayrı bir problem de kırık sonrası normal popülasyona göre daha mortal ve morbiditesi yüksek seyretmektedir. Yani daha yüksek hayati risk taşımaktadır. Ve sonraki kırık sonrasındaki dönemde daha sıkıntılı seyretmektedir. Dolayısıyla bu tarz saydığım sonuçları önlemenin en iyi yolu düşmeyi engellemektir. Peki düşmeyi engellemek için neler yapabiliriz? Birinci olarak fiziksel aktiviteyi arttırmalıyız. Çünkü çok iyi biliyoruz ki fiziksel aktiviteyi arttırmak düşme riskini azaltıyor. Nasıl yapıyor bunu? Dengeyi iyileştirerek, kas iskelet sistemini güçlendirerek, motor kapasiteyi arttırarak düşme riskini azaltıyor. Ayrıca kemik mineral yoğunluğunu arttırarak, kemiği sağlamlaştırarak kırık riskini azaltıyor. Fiziksel aktivitelerin faydaları sadece bunlarla sınırlı değildir. Kalp hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, obezite gibi diğer problemlerde hem tedavi edici hem de koruyucu, yani bu hastalığa yakalanma riskini azaltıcı etkisi vardır. Fiziksel aktiviteyi nasıl yapalım diye soracak olursanız, bunun pek çok yolu vardır ama en kolay uygulanabilir yollarından biri de düzenli yürüyüştür. Günde en az 1 saat veya haftada en az 5 saat yürüyüş. Tabi bunu çok alışkın olmayanlar, yeni başlayanlar için ilk başta düşük tempoda ve düşük sürede tutarak başlamalıyız. Sonra kademeli olarak yavaş yavaş sağlık durumunu, diğer sağlık problemlerini ve yaşın izin verdiği ölçüde arttırmak gerekir. Eğer sağlık probleminiz varsa bunu kendi doktorunuza danışarak da bu tempoyu arttırma oranını onunla kararlaştırabilirsiniz. Fiziksel aktiviteyi saydıktan sonra düşmeyi engelleyici diğer faktör olarak şunu sayabiliriz. Eğer bir yaşlı denge problemi yaşıyorsa veya daha önce bir düşme öyküsü varsa mutlaka bir sağlık kurumuna başvurması gerekir. Çünkü altta yatan olası problemlerin tespit edilmesi ve düzeltilmesi gerekir. Bu bir kalp hastalığı olabilir, bir kas iskelet sistemi hastalığı olabilir, bir nörolojik hastalık olabilir veya bazı ilaçların yan etkisinde de bunları görüyoruz. Doktorunuz gerektiği durumlarda ilaçlarınızda yeni revizyon yapabilir. Eğer böyle bir probleminiz varsa sağlık kurumuna başvurup bir kontrol muayenesi olmanızda fayda vardır. Üçüncü olarak yaşlının yaşadığı evi güvenli mi diye gözden geçirmek lazım. O ev yaşlı için güvenli ve ergonomik hale getirilmelidir. Binanın girişi, evin girişi, halılar, özellikle banyo ve tuvalet, sehpalar gözden ve aydınlatmalar mutlaka gözden geçirilmelidir güvenlik açısından. Evcil hayvanlar da bazen risk oluşturabilmektedir. Bu konuda da dikkatli olmak gerekir. Ayrıca özellikle banyo ve tuvalet olmak üzere gerekirse tutunma barları yapılabilir. Ve yaşlılarımız denge problemi ve düşme riski taşıyorsa mutlaka baston ve yürüteç gibi yardımcı cihazlardan faydalanmaktan çekinmemelidir. Bunları kullanmalıdır mutlaka. Bir diğer söyleyeceğim şey, özellikle kemik mineral yoğunluğunun artırılması için fiziksel aktiviteden bahsetmiştik. Ek olarak yeterli kalsiyum ve D vitamini de almak gerekir. Yeterli kalsiyumu günde 2 bardak süt veya günde 2 bardak yoğurtla almak mümkündür. D vitaminini de günde en az 15 dakika el ve yüze değecek şekilde arada cam ve güneş kremi olmadan öğlen güneşi D vitamini için yeterlidir. D vitamini üretimi için. Bildiğiniz gibi arada cam olması ve güneş kremi olması D vitamini üretimini azaltmaktadır. Tabi bu saydığım tedbirler ve önlemler ne kadar erken yaşta, ne kadar genç yaşta başlanırsa yaşlılık için o kadar iyidir, o kadar sağlıklı bir yaşlılık demektir. Özellikle şurayı vurgulamak isterim. Düşme öncesi alınacak önlemler
düşme sonrası yapılacak tedavilerden çok daha etkili ve çok daha zahmetsizdir. Bu vesileyle tüm yaşlılarımızı 1 Ekim Yaşlılar Günü'nü kutluyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.